Havalimanları artık kentlerden uzaklar, çünkü kentler gerçekten bu hava trafiğini kaldıramıyorlar. Bir de düşünsenize, kentteki modern yaşamda insanlar haklı olarak üzerimizden uçak geçti, inerken gürültü yapıyor, kalkarken gürültü yapıyor diye rahatsız olmaktalar. Bu açıdan havalimanlarının mümkün olduğunca kentte yerleşim birimlerinden uzak olması cazip bir olay. Bu havalimanımız da bu açıdan da tam tipik modern bir kent havalimanı olarak çok değerli bir yerde. Bu çevresinde o kadar yoğun yerleşim merkezleri yok. Yolsa bana sorarsanız Münih Havalimanı'ndan çok daha az bir süre, Viyana'dan çok daha az bir süre, yani istenirse araçla, arabayla zaten çok çabuk gelinebilen geniş otobandan vardığınız bir havalimanı. Bir de ek olarak, yani bir gün buraya metro bağlantısı falan da dört dörtlük gerçekleştiğinde zaten ulaşım sorunuz hiç olmayacak. Ama kentin burun dibinde bir havalimanına sahip olma sorunu da bu sayede gündeme gelmeyecek. Evet, ama acaba şundan mı kaynaklanıyor biraz da bu durum? Atatürk Havalimanı uzunca bir süredir şehrin içerisinde kaldı. O ciddi anlamda yoğunlaşmayla, İstanbul'un o tarafa doğru kaymasıyla bir alışkanlık oluştu. Belki de bu alışkanlığın aslında bu havalimanını gördükten sonra ben toplumun büyük bir kesiminde de kırılacağına inanıyorum. Çünkü çok etkileyici bir havalimanından bahsediyoruz. Ama nasıl bir alışkanlık, size soruyorum. Sabah 6'da yola çıkıyorsanız Yeniköy'den diyelim ki Yeşilköy'e gidiyorsanız çabuk gidersiniz. Ama sabah 7'den 8'den sonra akşam belli bir saate kadar şehir içinde olduğu için havalimanı ulaşımı çok zordur. Ve gerçekten insanlar saatler öncesinden plan yapmak zorunda kalırlar ve ona rağmen çok ter dökerler, uçağı kaçırma korkusu yaşarlar. Burada o çok daha iyi planlanabilecek bir konumda ve Avrupa'da modern havalimanı sistemleri de öyle zaten. Şehir içi trafikten kurtarmak. Düşünsenize, yarın öbür gün, şu an Türkiye'de bu sorunumuz yok ama şu an Almanya'da dizel, mazotlu araba kullananlar artık kentlere girememe sorunu yaşıyorlar. Eğer mazotlu arabalar çok ekolojik verilere sahip değilse kentlere girişleri yasak.